Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Liseler Mahallesi ve Çınarlık Mahallesi'nin bir kesiştiği noktadayız. Ünye Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde. Araç trafiğinden özellikle de bu Serçe Kuş Kartal şeklinde isimlendirilen araçların bu güzergahı kullanırken çıkarttığı çirkin egzoz sesinden bu yörede yaşayan insanlar çok rahatsızlar. Kameramanım, çocukları da çekebilirsiniz oradan. Çok rahatsızlar. Biz konuşurken onlar da başlarıyla tasdik ediyorlar cümlelerimizi. Bu arada saygıdeğer izleyenler, bu memlekette yaşayan eğitimci bir beyefendiye denk geldik. Onun da mutlaka gürültü kirliliği üzerine, öğretmen olduğuna göre hem öğrencilerine söylediği hem de vatandaşlarına tavsiyede bulunması gereken sözler vardır. Önce sizi tanıyalım hocam. Cemil Muslu. Cemil Bey. 30 yıldır burada ikamet ediyorum. Buradasınız. Evet. Gürültüden şikayetinizi söyleyiniz kamuoyuna. Gürültüden son derece şikayetçiyiz. Sadece bu Şahin, Doğan, Kartal gibi arabalar değil, motorcular, yüksek tonajlı kamyonlar ve özellikle bu egzoz, sanayide yaptırılan, bu sanayi sitesinde yaptırılan egzoz sistemleri var. Bunlar bir tabanca gibi patlıyor gecenin herhangi bir yarısında, üçünde, ikisinde. Üstelik yine bu aynı şekilde alkol kullanımı da ve kullanımını gerçekleştirenler de bu caddede çok ciddi bir ses ve gürültüye neden oluyor. Yani üstelik yarış alanı hali, pist alanı mı çevirdiler burayı? Burada evet, burada inanılmaz yarışlar da var. Özellikle gecenin saat 11'inden sonra, 23'ten sonra sabaha kadar çok ciddi bir ralli. Bu konuda şikayetleriniz oldu mu? Bizim bu konuda emniyete defalarca şikayetlerimiz oldu. Telefon açtık. Hatta ben CİMER'e de yazmıştım bu konuyla ilgili daha önce. Geçen yıl yazmıştık. Hatta bir ara burada mahalleli olarak ya da bu cadde sakinleri olarak imza toplamayı falan da düşünmüştük. Ama bunu gerçekleştiremedik. Yalnız şikayetlerimiz devam ediyor. İmzaya gerek yok. Şikayetinizi yaptınız. Şikayetimizi yaptık. Ama sorun devam ediyor mu? Sorun artarak devam ediyor. Özellikle de bu yaz çok daha, özellikle bu Doğan, Şahin gibi araçların ve motorcuların ve özellikle de bu yarış pisti haline dönmesinin çok ciddi bir durumu var. Pat olayını da gündeme alalım. Yani kaymakamlığın bu konuda yasak getirmesine rağmen hala bunu görüyoruz. Emniyet teşkilatımızdan bu konuda destek bekliyoruz ve bu konuda vatandaşı rahat etmesi bekliyoruz bu konuda. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Bir de tanıyalım en azından. Burada mı oturuyorsun? Evet, ben de burada oturuyorum. İsim. Hasan Muslu ben. Kendim üye lisesi öğretmenim. Evet, kardeşim. Evet. Siz de mi öğretmenim? Aynen, ben de öğretmenim. Sevgili seyirciler, iki eğitimciye denk geldik. Sevindik, mutlu olduk. İnşallah insanlarımız dikkate alırlar. Buyurun. Aynı zamanda bu gürültü kirliliği, evlerde hastalar oluyor. Çok var. Sabahları çocuklar uyuyamıyor. Bunun akabinde bir de bu gürültü kirliliği hep de kul hakkına girmektir. İnsan haklarına aykırı bir durumdur. Allah kul hakkına gelmeyin diyor. Aynen öyle ve aynı zamanda saygı çerçevesini aşan burada bazı durumlar da yaşanıyor. Bu devlet sahil yoluna özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin koymuş olduğu MOBESE'le inanın şu caddeye konulsa bu yöre halkına, bu ilçeye 1000 kat daha fazla bir hizmet yapılmış olur diye ben düşünüyorum. Ben teşekkür etmeden bu memleketin insanlarını yetiştirmek için mücadele eden siz eğitimcilerden, seçilmiş ve atanmış ülke genelindeki ve Ünye'deki yetkililere bu gürültü kirliliği konusunda son cümlenizi söyleyeyim. Bir an önce bu konuyu gerek kendi meclislerinde gerek kendi karar organlarında düşünüp tasarlayıp bir an önce buradaki insanların bu zor durumlarına bir çözüm bulmalarını biz istiyoruz. Özellikle de az önce de bahsettiğim gibi bakın burada hep yerleşik aileler var. Yaklaşık bu cadde insanları 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır burada oturanlar var ve çoğunluğu da yaşlı nüfustur. Ve biz burada sürekli hasta ziyaretlerimizi yaparız. Birbirimize komşuluklarımızı biz hala mahalleli kavramımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ama bir komşumuzla oturmaya, şu balkonda oturamıyoruz. Yani biz kendi balkonumuzda akşama oturamıyoruz. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani komşu birbirini cam pencere açamıyoruz. Yani o zaman, biz böyle bir durumdayız. Yani o zaman, bu gerçekten bir insanlık sorunu haline geldi. Bakın o zaman ben sizlerin cümlesine şunu ilave ediyorum. Saygıdeğer Ünye'nin seçilmiş ve atanmış yetkilileri, sizleri gecenin bir vaktinde arkadaşımızın, öğretmenimizin beyan ettiği şu balkonda yarım gelebilirler. Saat çay içmeye davet ediyoruz. Mümkün değil. Bunu başaramayacağız yani. Çay içmeye davet ediyoruz. Eğer siz bu gürültüden rahatsız olmuyorsanız daha size denecek laf evet, yok diyor. Evet. Saygılar sunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz.